Enteltürk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda Sıfırdan yüze kripto para eğitim setine devam ediyoruz biliyorsunuz ki entertürk kanalı olarak Sıfırdan yüze bir kripto para eğitim seti çektik Sağ üst köşeye eğitim setinin tamamını bırakıyorum İsterseniz oradan girip inceleyebilirsiniz bu videonun konusu ise Smart Contracts yani Türkçe deyişiyle akıllı kontratlar akıllı sözleşmeler Akıllı sözleşmeler blockchain teknolojisinde gelişmesiyle hayatımıza daha çok girmeye başladı. Bunun ne olduğunu bilmek önemli. Bundan dolayı bugünkü videoda bu videoda bundan bahsedeceğiz. Ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz aklınızda bulunsun. Şimdi hemen smart contracts dediğimiz akıllı sözleşmenin akıllı kontratın ne olduğunu anlatmaya başlayalım. Akıllı kontratlar belirli bir şart sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güven, güvenilirliği sağlayan bilgisayar programlarıdır. Akıllı sözleşmeler geriye döndürülemez ve taraflar arasındaki işlemlerin koşullara göre gerçekleşmesine olanak sağlar. Yani akıllı sözleşmeler aslında özet geçmek gerekirse koşullara göre işlemleri sırasıyla gerçekleştiren elektronik blok ağı üzerinde yazılmış sözleşmeler. Bunlardan en, en meşhuru zaten Ethereum. Çoğu Ethereum üzerinde yazılıyor. Bunu hayatımıza uyarlamak gerekirse nasıl konulduğunu anlamanız için hayatımızdan örnek, bir örnek vermek gerekirse İngilizce vending machine dediğimiz bu e, otomatlar var ya para atıyoruz kola alıyoruz. Aynı burada da akıllı sözleşme mantığı geçerli if yani eğerli bir sistem var. Şimdi nasıl işliyor bu vending machine'deki yani Türkçesiyle otomattaki kola içecek otomatındaki sistem şu şekilde işliyor sözleşme. Orada da bir sözleşme var. Bir para atacaksın. Yoksa hiçbir şekilde tetiklenmez sözleşme ve harekete geçmez. parayı attıktan sonra birinci eğer gerçekleşti değil mi? Sonrasında diyor ki sana oradan bir içecek seçeceksin. Benim elimde olan, makinenin içerisinde bulunan içeceklerden birine basacaksın ve seçeceksin. Paranın alabileceği değer karşılığında tabii ki de. Eğer attığın paranın alabileceği değer karşılığında bir içeceği de seçtiysen bütün eğerler gerçekleşiyor ve sözleşme son olarak sana bir çıktı veriyor. Bu da almak istediğin içecek. Gördünüz mü? Burada bir akıllı kontrat var. Böylece neyi ortadan kaldırmış olduk? Middleman dediğimiz, aradaki adamı ortadan kaldırmış olduk. Mesela biz bunu bakkalda yapmaya çalışsaydık ne olacaktı? Bakkala parayı verecektik, kolay alacaktık. Arada bir bakkal var. Bakkalın kendi üzerine koyduğu kar var. Kendi yaşamını, geç, kendi dükkanını idare etmek için yaktığı elektrik var. Bir çalışanı varsa çalışanına verdiği para var vesaire, maaş var. Bunların hepsi o kolanın üzerine ekleniyor değil mi mesela? Ama bu e, otomatta ne oldu? Hiçbir şekilde hiç kimse yok. Sadece parayı atıyorsunuz, basıyorsunuz, alıyorsunuz. Sözleşme hangi durumda çalışmaz? Siz oraya atıyorum 5 lira attınız. Almak istediğiniz ürün 10 TL e, miktarında bastığınızda size onu vermez. Bakın sözleşme tıkır tıkır işliyor. E, bu günümüzdeki yani kendi hayatımızdaki sözleşmelerden ayıran bir şey de bu akıllı sözleşmeleri. Şu e, geriye döndürülemiyor ve değiştirilemiyor ve şeffaf. Herkes görebiliyor blockchain'in üzerindeki sözleşmeleri. Bu da çok güzel bir şey. Bundan dolayı akıllı sözleşmeleri bilmek önemli. Dediğim gibi Ethereum. Coinmarketcap'e geldiğimizde bu akıllı sözleşmelerin babasıdır aslında bakın herhangi bir projenin de sözleşmesine de buradan erişebiliyorsunuz zaten Contract istiyor gördüğünüz gibi e, Bu Buralara fazla girmeyeceğim bu biraz daha yazılımsal e, Bilgi hani bu işi ile iyice uğraşacaksanız öğrenmeniz gereken şeyler şurada contract istediğimiz yer sözleşme yazmak vesaire e, Ondan dolayı pek girmeyeceğim İsterseniz ilerleyen konularda değiniriz ama mantığı genel olarak bu şekilde Peki gelecekte hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz bu akıllı sözleşmeleri? Onun için de şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Bakın şimdi örnek verelim ki siz bir araba almak istiyorsunuz değil mi? Başka bir kişiden Ahmet'ten bir araba almak istiyorsunuz. Gidiyorsunuz Ahmet'le görüşüyorsunuz arabaya bakıyorsunuz arabayı beğeniyorsunuz. Ve Ethereum blockchain ağının geçerli olduğu bir devlette yaşıyorsunuz. Bu sistem üzerinde devlet üzerinde Ethereum blockchain ağı geçerli ve buna göre yasalar çıkarılıyor vesaire. Şöyle olabilir büyük bir ihtimalle siz Ahmet'le görüştüğünüzde arabayı beğendiğinizde hiçbir şekilde notere gitmek zorunda kalmadan şu şekilde bir işlem yaparsınız. Ahmet'te büyük bir ihtimalle arabanın tapusunun NFT'si olur. NFT dediğimiz şey o da değiştirilemez bir token. Ahmet arabayı alırken ona bu token'ı vermişlerdir ve onu satılığa çıkarmıştır. O arabanın tapusunun NFT'sini. Siz arabayı beğendiğinizde Ahmet gider o arabanın tapusun NFT'sini herhangi bir şeyde atıyorum bir yerde satılığa koyar veya bir akıllı sözleşme yaparsınız. Der, der ki Ahmet işte bana e, varsayalım ki 5 Ethereum gönderdiğinde buradaki NFT yani arabanın tapusun NFT'si bu. Diğer cüzdana geçsin. Mehmet'in cüzdanına geçsin der. Siz bu akıllı sözleşme kapsamında Ahmet'e 5 Ethereum gönderdiğinizde otomatik olarak ondaki arabanın tapusu olan NFT de size geçer. Bakın yine tetiklenme söz konusu. İlk önce 5 Ethereum gönderiyorsunuz. Sonra araba size geçiyor. Gördünüz mü? Sistem otomatik olarak bunu aktarır. Hiçbir şekilde affetmez. Yeter, yeter gibi tetiklenme olsun. Böylece neyi sağlamış oldunuz? Bakın gelecekte nasıl kullanılabilir? Güzel bir örnek oldu bence bu. Hiçbir şekilde notere gitmediniz. Notere para vermediniz. Ee, oradaki aracı kuruş, kuruluşa para vermediniz. Sistem üzerinde artık Ahmet'in arabası sizin arabanız. Çünkü onun tapu NFT'si sizde. Böylece otomatik olarak en düşük masrafla bir ticareti gerçekleştirmiş oldunuz. Bunu çok daha büyük kapsamlı düşünebilirsiniz. Gelecekte çok daha büyük kapsamlarda kullanılabilir. Artık sistem bu şekilde işleyecek büyük bir ihtimalle gelecekte diye düşünüyorum. Evet akıllı sözleşmelerin genel olarak ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Daha da detaya girmek istemedim. Mantığını kavrasanız bence yeterli. Ama eğer daha da ileri, ileri seviyede öğrenmek istiyorsanız, sözleşme yazmak istiyorsunuz vesaire, Lütfen yorum bölümünde belirtin. Belki ona göre de bir e, video yaparız ilerleyen zamanlarda. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.